aman ne komik ne komik ya. Tamam yeter be, kesin be. Saatin müştakları ama çık. Adam gebertecek beni işe gitmesem ya. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Yediniz ya. Kapı çalıyor. Şemsiyeyi al, şemsiye burada durmaz. Kapının önünde şemsiye mi olur? Allah Allah ya. Kadık evine bak ya. Günaydın. Ya gözünüzü seveyim Gökhan'la seveyim. Çekilin gerçekten çok sinirliyim yani. Hakikaten hiç çekemem sizi. İşine geç kaldım. Gerçekten diyorum bak. Zaten cinnet doruklarında bayrak dikiyorum. Yani bunalı mı girdim ben bu... Merhaba Gökhan. Ah Gökhan'ım. Ne iyi ettin de geldin. Ben de tam da şu anda seni düşünüyordum. Öyle mi? Neden? Bilmem. Yani öyle içimden geldi birden. Senin içinden gelmiyor mu öyle arada sırada? Bebeto sürat mı? Anneciğim, lütfen el adamını uzak durur musun? Hmm. Abi, erkekler kızım otopark gibi hep önceden iyi yerler kapılmış oluyor. Ben ne yapayım? Senin kuzu hariç tabii. Yerin Hanım. Kapı eşiğine baraj kurarken bir daha dikkat edelim bak. Temasta bulunurken dikkatli ol. Sana diyorum sana. Yüzüme bak. Konuşurken bakma bakma. Anneciğim kusuruna bakmayın. Kendisi şu sıralar moralman çok içsinerdi. Gökhan diyor kapının eşiğinde durma. Ne gireceksen gir, bir şey söyleyeceksin de söyle. İşe geç kaldım hadi. Aslında Erman abicim biz sabah sabah buraya sizi moralman eksilerden bir anda artılara fırlatacak süper bir haber vermeye gelmiştik. Hayırdır lan, araba servisinden çıktı mı yoksa? Ne geldi fatura? Yok Erman abicim. Polisler hala arabanın diğer yarısını arıyorlar. Banka soyguncuları bizi rehin almışlardı ya. Evet. Sonra arabayı lime lime etmişler. Parçalarını da ormanın çeşitli bölgelerine gömmüşler. Kuzuların evine geldik diye lütfen ağzını bozma. Aşkım ben şu anda coşkudan ve heyecandan ne dediğimi biliyor muyum? Kusura bakma. Biliyorum hayatım ya. İnan ben de şu anda o kadar heyecanlıyım. Aşkım ben aylardır bu anı bekliyorum. Bu anı. Çok mutluyum hayatım. Ben de çok çok seni seviyorum. Siz aranızda nefes sırdaşıyorsunuz bakayım öyle. Çifte kumrallar sizi. Hadi çıkarın bakalım ağzınızdaki baklavayı da biz de görelim, duyalım. Neymiş heyecanlandık biz de, merak ettik. Abi Hanımcığım, Erman Bey Gökhan'a bu evi satmak istediğinizde... Ay resmen Seval hamile. Sevalcığım, Sevalcığım gel gel. Yok biz, hayır biz... Işık yok, gel. Anneciğim. Hayır, gelin içeri, gelin. Sen artık ayakta durma. Gel bakayım. Keşke ama ayaklarla mı giriyoruz? Gir, gir. Ayaklarla. Baba oluyorsun lan, manyak ya ayağından. Artık kendine iyi bakman lazım. Sen iki canlısın. Ay bakın Abiye Hanımcığım, siz beni gerçekten çok yanlış. Bak ben niye böyle yaptım? Şu minderi de arkana koy. Anneciğim Gökhan'ın arkasına da koyalım. Koydum abi. Koy koy, helal olsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kedi olduğun olur, ilk defa bir fare tuttun. Çocuk çalışıyor ya. Çalışma derken... çalışma yok, biz öyle bir çalışma içinde değiliz. Çünkü Seval o sizin sandığınız... Yalnız Gökhan'cığım, ben gerçekten postaneye geç kalıyorum. Geleceksin, seni fiskiletin arkasında bankaya bırakırım. Hadi gel. Hayır, hiç gerek yok. Ben kendim kendime otobüsle giderim. Olur koçum, bizde ısrar var, teklif yok. Ona göre. Seval'cığım, ne olursun ayağını uzat. Bak, Sekba'ya ayağını uzat. Gökhan'cığım, sen de baş köşeye uzatın. Baş köşeye, lütfen. İnanılır gibi değil ya. Sen nasıl bir kadınsın ya? Yani ben yapsam şu evde çıngar çıkartırsın ama onlar geldiği zaman... Ya ana aferin bak. Sen de bak dikkat et. Sakın ağır kaldırma. İrik ki irik. Çok iyi geliyor. Erman Bey ya, siz beni çok yanlış anladınız. Ay abi ben kapıdan girer girmez hissettim bu kızcağızın gebe olduğunu. Görmüyor musun? Yanaklar tombul tombul. Şişmanlamış. Bacaklara bak. Odunlaşmış. Hatta keresteleşmiş. Yok yok Sevalcığım, sen son zamanlarda bayağı bayağı bir kilo aldın. Baksana yanaklarınız yuvarlak oldu. Abiye görmedin mi? Kapıdan geçemedi. Popo olmuş bu kadar. Ay doğru, annem haklı. Gerçekten hamile kaldığından beri de kendini bayağı bayağı bir saldın. Zaten önceden de pespayeydi, şimdi iyicene pespaye oldu. Yani aslında Abiye Hanımcığım, sizin o sandığınız şeyin Seval'le alakası yok ya. Gökhan'cığım, sen yanlışsın. Artık hiç boşayamayacaksın bu kadını benden sana söylemesi.
Ne demek lan Seval'le alakası yoktu? Sen misin abile yoksa? Allah Allah ya, öyle bir adam ki ya. Seval ayakta çok durma. Bak şişer ayakların. Ay. Tamam, uzat, uzat ben dedim, uzatsın dedim. Bu saçlarını da kestir çocuğun çünkü şeyine... ...gırtlarına saç kaçıyor. Boya boya yok. Bakın Abiye Hanımcığım, Erman Beyciğim, Berin Hanımcığım... ...bizim bu sabah buraya gelme sebebimiz sizin bu evin... Sevalcığım sen şimdi bunu al, al sen bunu ye. Ben hemen öbür dilimi de hazırlıyorum. Hayatım o dilimden bir tane de bana atar mısın? Atamam Erman. Ya bu evdeki negatif kayrımcılık beni benden etti ya. Yitir ya, yitir. Bakın Abiye Hanımcığım lütfen öncelikle beni dinleyebilir misin? Ay anneciğim, bak Seval ne diyor? Dinleriz tabii. Gel dinleyelim de hem de cinsini öğrenelim. Bakalım neymiş bu? Ay o ne olacak? Tabii kız olacak. Yani şu dünya güzeli masumlar masumu. Bebeto suratlı adım başka nesi olur? Kızı olur tabii. Bebeto da yani. Teşekkür ederim Berin Hanım. Gökhan. Çok... Ay. Evet kızı oluyor anneciğim ben de duydum. Kız sesi çıkarıyor. Onu nereden anladınız ya? Gökhan diyorum. Evet, evet abi. Geliyor musun? Bak bisikletin tekeri dönüyor. Belediye otobüslerinde harap olma. Son kez soruyorum. Var mısın yok musun? Yokum abi yokum. Sen bilirsin koçum. O zaman sen de kadınların içerisinde stoper gibi otur. Size Gökhan'ın bankasındaki konut kredilerinin ne kadar düştüğünü söylemeye geldik. Bir de yanımızda birkaç konut projesi broşürü getirdik sizin bakmanız için. Çok güzel yapmışsın Sevalcığım ama bu broşürlerle dergilerin bizimle ne alakası var? Ben onu halen ta idrak etmiş değilim. Geçen gün Erman Bey Gökhan'a sizin bu evi satıp evden payınıza düşen parayla da kendinize başka bir yerde yani mesela böyle... Buradan çok uzaklarda bir yerde ev almak istediğinizi söylemişsiniz ya. Evet ben size biraz kataloglardan ve broşürlerden birkaç parça da gösterebilirim. İşte, yani işte biz de bu yüzden size hem konut kredisi konusunda destek olmak... ...hem de yeni ev arayışlarınızda destek olmak için yardıma geldik. Evet. Mesela... 60 aya kadar vadelerimiz var ama ben siz dostlarıma özel çok uygun faiz oranlarında kredi alabileceğim söz veriyorum. Ha mesela burası buradaki bütün evler bitmiş ama sabahleyin biz sizin için aradık. Ellerinde son birkaç tane kalmış. Eğer çok çok acele ederseniz 10 gün içinde eve taşınabilirmişsiniz. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver.